Mutlu hafta sonları sevgili seyirciler. Samanyolu Haber'de Sanat Kafe programıyla karşınızdayız. Önümüzdeki hafta vizyona girecek olan Şenlikname Bir İstanbul Masalı'nın ekibini ağırlıyoruz bugün. Öncelikle tabii bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Programımızla ilgili sanatkafe@samanyolu.tv adresine görüşlerinizi e-mail olarak gönderebilirsiniz. Aynı zamanda da programımızı samanyoluhaber.radyo'dan da dinleyebilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hemen lafı fazla uzatmadan aslında Mine Hanım sizden başlamak istiyorum. Şenlikname Bir İstanbul Masalı. Nasıl bir masaldan bahsediyoruz filmde? Evet, ben önce teşekkür ediyorum bizi bu sanat kafede ağırladığınız için. Rica ederiz. Filmimiz haftaya vizyona giriyor ve ilk kez sizde konuk olarak ağırlanıyoruz filmle ilgili. Onun için de hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bizim inşallah için şanslı olsun. Açık olsun. Şenlikname hakikaten bir İstanbul masalı, aslında bir Osmanlı masalı. Bu bizim çok uzun zamandır benim de hep hayalimdi. İşte yurt dışı ilişkilerimizde, seyahatlerimizde hep Osmanlı ile ilgili çok büyük merak var. Yabancılar bizi öyle tanımak istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Ve bir baktık ki bizde de çok fazla yapılmış bir şey de yok. Aslında yabancıların çok ilgisini çeken bu şey, zannediyorum onu keşfetmeye başladılar. Bu seneden sonra epey bu konuda filmler yapılacak inanıyorum. Ona yakın film var. Var, evet. Ve yabancıların da çok ilgisini çekiyor. Yani Osmanlı işte yüzyıllarca değil mi hükümdarlık sürmüş, Bizans falan, herkesin ilgisini çekiyor. Bizim de ilgimizi çekiyordu. Biz böyle bir başrolde İstanbul'un olduğu, efendime söyleyeyim, biraz da fantastik ögelerin olduğu bir masal anlatalım dedik. Şenlikname böyle bir şey. Tatlı, kendi halinde bir Osmanlı, bir İstanbul fantazisi, bir fantastik hikaye. Burada tabii bizim için hep onu diyorum, İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti seçilmesi 2010 yılında çok önemliydi. Yani bütün İstanbul bir marka. Yani Türkiye için ve bu bütün dünyada da bütün dünyanın ilgisini çeken bir şehir zaten. Ve 2010 ajansının desteğiyle de bu sene bir hayli projeye destek verdiler. Ve bütün İstanbul'u artık herkes zaten biliyordu ama böyle kültürel faaliyetlerle, etkinliklerle de daha çok kişinin tanıma şansı oldu. Bizim için de çok iyi bir fırsattı bu. Hayallerimizi gerçekleştirdik yani onların desteğiyle. Biz bir İstanbul masalı, bir Osmanlı masalı aslında ana fikir bu. İstanbul aslında bir sinemacı için bulunmaz bir nimet değil mi? Gerçekten. Tam olarak. Yani mesela o mekanlar vesaire. Mekanları. Tarih var çünkü sonuçta o anlamda bulunmaz bir nimet olsa gerek değil mi? Orijinal dekor. Yani hiçbir şey yapmaya gerek yok. Gerçekten gerek yok. Sadece o ışığı, o ambiyansı yakaladıktan sonra inanılmaz mekanlar var yani. Doğru. Eserler çok fazla, tarih eserler çok fazla. Evet. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Doğduğum, büyüdüğüm de bir şehir ve ben çok seviyorum. Bugüne kadar tabii Hollywood bazı filmlerinde kullandığı, dünya sineması da bazı filmlerinde kullandığı İstanbul'u. Ama yani gerektiği kadar yeterince kullanılmadı. Yani biz PR noktasında biraz sıkıntı mı yaşıyoruz İstanbul'la ilgili? Yok, aslında belki de şey de olabilir. Yani insan bazen elindekinin kıymetini bilmez. Bilmiyorum, ya. Yani biz zaten İstanbul bizim. Doğru. Bize çok normal geliyor. Yani gözümüzün yabancı, önündekini tabii, göremiyoruz. Biz onun kanıksamış durumdayız ve zaten bize ait bir yer ve çok, hatta eleştiriyoruz bile. Evet, doğru. Halbuki o bizim eleştirdiğimiz halleri bile yabancılar için cazibe noktaları, bayılıyorlar. Bizim o eleştirip yani yok etmeye çalıştığımız şeylerini bile çok seviyorlar. İstanbul bir de böyle işin içine girdiğiniz zaman tarihin, özellikle de Osmanlı'da, inanılmaz bir şey var, cevher var tabii. Evet. Şimdi yabancılar için de müthiş bir hikaye için kaynak var. Mekan, doğal mekanlar zaten hepsi tabii fantastik. Dolayısıyla bizim bu şenliknamemizle belki ileride fırsat olur, filmden bazı şeyleri de gösterebilir seyircilere. Tabii tabii. O zaman hakikaten bugüne kadar denenmemiş bir şey denedik biz. Yani şimdi tarihi şeyleri anlatırken böyle fazla
ciddi ve didaktik şeyler söyleniyor. Biz biraz masal yolu anlatmak istedik. Dolayısıyla herkesin, gençlerin, çoluk, çocuk, hanımı, herkesin ilgisini çekeceğini umuyoruz. Şimdi masal yolu anlatmak istediğiniz Şenlikname'den, Bir İstanbul Masalı'ndan kısa bir görüntü izleyelim. Tamam. Sonra sohbetimize devam edelim. Tamam. Bir İstanbul Masalı. Hünkârın biricik kızı ve genç bir usta. Onları kentin efsanevi dehlizlerinde buluşturan çok eski bir hikaye. Şenlikname. Deli barut derler, alırım kızın başını. Gülbahar Sultan mı? Yakalayın şunu. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Hadi yakalayın. Kimse değiliz kardeş. Korkma. Evet, görüntülerden de anlıyoruz. Bayağı bir şenlikli geçen bir film değil mi? Peki siz neler söyleyeceksiniz filmle ilgili? Ben birçok yapımda da yer aldım. Evet, sinema filmde yer aldım. Ama özür dilerim. Bu filmde çok çok eğlendik. Çok keyif aldım. Ve İstanbul'un özellikle insanların ziyarete kapalı olduğu yer altındaki yerlerde çekim yaptık. Oraları görme şansını buldum ve İstanbul'un altında gerçekten çok önemli bir şehir daha var. Bunu öğrendim. Çok keyif aldık. Yani bir aile gibiydik. O çok önemli. Yani o enerjimiz çok güzeldi. Mine evet. Hanım da gelirdi setimize. Bizle ilgilenirdi. Sorardı ihtiyacınız var mı yok mu. Ve yani sürekli başımızdaydı. Ve çok rahattık ya. Ben çok kastığım filmler de olmuştu. Ama bu filmde hiç böyle bir kasma olmadı. Allah ne verdiyse girdim yani. Oynadım yani. Severek oynadım, isteyerek oynadım yani. Tabii o inanmak da çok önemli yani o projeye. Mutlaka. Zaten inanmasak böyle bir şeye kalkışmayız. Bir de şöyle bir şey var. Sürekli çekimdeyiz. Yani bir ay boyunca sürekli çekim, sürekli çekim. Ben ya ne yapıyorum acaba? Nasıl oluyor? Ben kafamda bir sürü soru işaretleri vardı. Ve sonunda gala gecesi filmi seyredince... Yani çok güzel olmuş, muhteşem olmuş. Ben çok beğendim. Yani bunu gidip izleyeceğim de hatta gene. Ama çok teşekkür ederim. Ben izleyeceğimi bekliyordum. Aslında biraz şeyi yapmak lazım. Şimdi Naci'nin ve Alper'in çok önemli rolleri var filmde. Şimdi filmin içinde aslında yüzyıllardır değişmeyen bir şey var. Yani iyi ile kötü, ondan sonra işte bu hırs, iktidar mücadelesi, entrika. Yani aslında her şey insanlar, hepimiz tarih boyunca değişmiyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir derler, hakikaten onun gibi. Binlerce yıllık tarihte gene bu şeyleri görüyoruz, filmimizde de bu var. Alper'in orada aslında... Sanatçılar için ne kadar tercih edilir ama bir şey ters bir karakteri canlandırıyor. Yani iyi ile kötünün şeyinde onu da çok severek bizi çok mutlu etti. Gerçekten çok önemli bir rolü vardı. Kötü vezir diyoruz biz ona, sarı vezir diyoruz. Böyle bir ama bu olumsuz şeyin içerisindeki canlandırdığı karakter çok inandırıcı. Çok ben gene Alper teşekkür Bey'in ediyorum kendisine. Çok sağ olun. Naci ise Naci'nin harika bir, zaten fragmanda da gördünüz, çok sevimli bir zurnazen kendisi. Mehteran'dan zurnazen. Keşke bir zurna getirseydin. Onun zurnası zaten hiç yanından hiç eksik olmadı filmde. Aslında Tevfik de bir köz davulcumuz var. Bir közcümüz var. Közcümüz var. Onların ikisi çok şekerdi. Yani bizim bütün çekim süresinde de setimizde de hakikaten enerjiydi hepimiz için. Çok önemlilerdi. Filmde de onların bütün o şeyleri yansıdı. Dolayısıyla ben ikisine de tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hakikaten çok güzel bir çalışma oldu. Biz teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat tanıdınız en azından. Görevimizi yaptı. Evet. Hatta bir kere yer altında bir sahne çekiyoruz. Bir ışıkta bir problem oldu. Yorgunuz, sabaha karşı 3 gibi falan. Orada böyle bir şey var. Hani o döneme ait bir taş, çok büyük bir taş ama onu strafordan
yapılmış. Ben onu öyle bir gözüme kestirdim. Böyle bir hani ışık olana kadar bari biraz kestireyim diye. Öyle bir uzandım. Üstümüzdekiler de kalın. Yani biraz orası nemli ve hafif serin olduğu için yani üşümeyeyim. Onu da örttüm. O zurna ya hiç yanımdan ayırmıyor. Onu böyle şey gibi almışım. Öyle mi? Çocuğum gibi koyarım, almışım böyle koymuşum kafayı. Bir resim çektiler. O resimler bana gönderildi. İnanılmaz komik, inanılmaz güzel. Tevfik de ayak ucumda böyle bir... Yani ben şimdi 1.68'lik adamım. Tevfik 1.95'lik bir adam. Ben o kocaman yere sığmaya çalışmışım. O da şu kadar bir boşluk kalmış. Oraya zinmiş. Çok güzel resimler var. Ve hakikaten çok güzel şeyler yaşadık biz aslında. Alper Bey, sizin yaşadıklarınız neler? Bu anlamda anlatacağınız var. Ya benim için aslında sürpriz oldu. Ben tabii ki sonradan dahil oldum. Aslında ikinci gününde dahil oldum filme. Ama tam dahil oldum. Tam dahil oldum. Ben bu kadar yani canlandırdığım karakterin bu kadar ön plana çıkacağını tahmin etmiyordum. Genelde dizilerde benim üstüme yapışmış bir kötü adam karakteri var. Genelde o daha çok tercih ediliyor. Tip olarak mı acaba? Yok, tezat ama hiç tipin öyle değil yani. Ama yok öyle değil ya. Tipi aydınlık, temizlikli. Evet, teşekkür ederim. Aynen. Ama onun daha yani o tip karakterin daha çok yakıştığını söylüyorlardı. Sete dahil olduk, hocamızla tanıştık. Sağ olsun Mina Hanım çok nazik karşıladı, kendisiyle tanıştık. İlk gün senaryoyu okumadan sete girdim ben. Dahil oldum. Daha sonrasında akşamında okuyunca çok heyecanlandı. Yani tabii evet. Şimdi Alper'in şöyle bir avantajı oldu. Onu yer altında dolaştırmadık. Bizim olduğu için sarayda o. Onlar yer üstündeler. O yüzden onun pek için... sıkıntı yaşamadınız. Yok tabii. Naci kadar yaşamadım. Onlar güzel. Biz biraz hem yer üstünde yani Topkapı Sarayı'nda da tabii çekimler yapıldı. Saraydaki işte iyi ve kötü vezirimiz, baş vezir olmak istiyor kendisi de, öyle entrikalar çeviriyor. Onun başının altından çıkıyor aslında bütün işler. Ama sonra şeyleri öyle değil. O entrikaları hani iyi ve kötü sonunda tabii ki iyiler her zaman galip geliyor. Peki şuraya gelmek istiyorum. Hani çekimler esnasında yaşadığınız başka ne gibi zorluklarla karşılaştınız ya da işte karşılaştınız mı? Evet. Ya zorluk her... Hani yer altına inmişsiniz bir kere. Yani her sette olduğu gibi... birçok yerde de sıkıntımız oldu ama bizim sıkıntılarımız genelde çekimlerden kaynaklı değil, mekanlardan kaynaklı. Neden? Çok havasız, evet, tabii. Çok dar, nem oranı çok yüksek ve bu nem oranlarının yüksek oluşundan dolayı bir takım cihazlar çalışmayabiliyor. Yani siz oksijen yerine çok karbondioksit soluyorsunuz ve o sizi performansınızı düşürüyor. Ama biz buna rağmen hiçbir şey... öylesine girdik. Kostümlerde bir şey yok diye girdik. Biraz da kostümler. Evet, o kostümler. Kostümde. Ağustos sıcağı bir de. Yani 45 derece, 40 derece sıcaklıkta hani Topkapı Sarayı çekimleri oldu, dış çekimlerimiz de oldu tabii ki. Bu çekimlerde Dolmabahçe Sarayı'nın perdelik kumaşından bir üstü ve koltuğundan bir böyle bir içlik olunca hani sıcaklık 90 derece. Isındınız bayağı yani. Bayağı bir ısındı. Ama bazı yerlerde de avantajlıydı. Dışarıda o 45 yani çok en sıcak günlerde biz aslında içeride de bazen böyle serinlik de yaşıyorduk yani. Aa, evet. Dehliz ve şeylerde hakikaten serin bir havada vardı yani. Yani şeyi kontrol edip mesela yarın bugün Topkapı Sarayı var, pişeceğiz, yarın ne var? Yer altı var, tamam şahane, orada serin yer. Mükemmel, çok güzel diye. Öyle yer altını da aslında mesela turizm olarak da çok iyi bir şekilde kullanabilirler değil mi? Zannediyorum bu bizim şu filmimiz bir vizyona girsin. Ondan çünkü orada bambaşka bir çok farklı, çok tabii hayat yani, var yani çok. Değil mi sonuçta yani orada. Şimdi bizim şey orada yok. Bir de bir fantazimiz var, bakalım seyirci nasıl şey yapacak, ne kadar yer altında ilginç mekanlardan bahsediyoruz. Onları görmek isteyenler olabilir. Belki evet bir yer altı şeyi tertiplenebilir. Yani bence turistik de geziler. Değil mi? O kadar güzel, o kadar güzel ki. Yani bu film aynı zamanda İstanbul'un yer altındaki zenginliklerinin de yüz üstüne çıkmasına çok yardımcı olan bir film. Evet. Yani bence görülsün, görülmeye değer, açıkçası görülmeye değer bir mekan oralar. Yani turizm elbette ki çok faydası var bence.
Yani yer üstündeki tabii birçok mekanı biliyoruz. Turistik olarak işte turistlerin ziyaret ettiğini biliyoruz. İşte ülkemize yılda şu kadar turistin, bu kadar turistin geldiğini biliyoruz ama hakikaten yer altındaki de orada da bir yaşam olmuş ve evet, ilginç efsaneler var ve yüzyıllardır da duruyor yani. Bunun bir şekilde ya sinemada ya da başka şekilde de kullanılması da gayet normal. Şu anda da öyle zannediyorum ki sevgili seyirciler, perde arkası. Burası son sahnemizi çektik. Sarı Vezir'in odasındaki altınları bulmaya gidiyoruz. Ve son sahnemizde o yürüdük ve bu da toplu fotoğraflarımız. Kamera arkası çok güzeldi yani. Bir kere setteki bütün insanlar canla başla çalıştılar ve hepimiz dosttuk, arkadaştık. Aileydik yani. İnanılmaz çok güzeldi. Çok kalabalık bir ekipti. Hakikaten herkes de çok uyumluydu. Çok can siperhane çalıştı. Kaç kişilik bir ekipten söz ediyoruz? Valla biz böyle 90 ile 120 arasında değişen bir şeyimiz vardı. Çok kalabalık bir ekiptik. Tabii ki bazı yerler, setler, özel şeyler hazırlandı. Yani sarayın içinde çekmemiz zaten mümkün değil ama birebir aynen o dekorlar hazırlandı. İşte böyle bir şey, Osmanlı hikayesi dediğim gibi Bizans'ta yaşananlar, bir filmi izlemek lazım. Bizim masalımızda ve İstanbul'da neler olmuş bakalım, seyirciye bırakacağız yorumu. Ama Şenlikname ve o zaman işte mucitler var. Şimdi tabii bu hikaye anlatılırken bir fantastik hikaye ama bazı gerçeklik şeyleri var. İşte bir saat yapımı var. Saatle işte 16. yüzyılda ilk mekanik saatin yapıldığı. İşte o zaman bu döner veya işte düdüklü tencereler falan, böyle mucitlerin bazı denemeleri olmuş yani, bunlar zamanında bazı şeyler var. Onların üzeri işte Hazerfen Çelebi'nin uçması falan filan. Bizim bunlar tarihi yapıyken, dokusunun ötesinde anladığım kadarıyla sizi daha çok cezbeden var. Unsurlar bunlar olmuş herhalde. Burada başka şeyler var tabii. Yani bir mesela Bizans'ın işte 800 yıldır aradığı, böyle o tarihçiler daha iyi biliyorlar. Bizim hikayemize de hizmet etti o tabii. Bir kayıp kitap var. Onun bulunması ve onlara tekrar onların verilmesi falan. Böyle finale güzel, doğru gidiyormuşuz bizim programda. Yok o kadar değil onlar. Hikaye çok güzel. Biz masal anlatıyor. Hünkârın biricik kızı var. Bir tane saatçi ustamız var. Bunlar hep fragmanda söylenen şeyler. Kostümler tabii özel olarak. Kostümler özel yapıldı. Bizim çok ciddi bir araştırma ekibimiz var. Tarihi yani onlar işte o dönem bütün saray adabı, İşte oradaki bütün o tören şeyler, onların hepsi ciddi bir araştırma grubuyla hikayede yer aldı. Ve orada hep doğruluklar var. Konuşma, hitabet, işte tören şeyleri. Ve de bütün kılık, kıyafet, her şey aslında uygun, orijinaline uygun. Oralarda çok titiz davrandı. Aslında tabii yani sonuçta şöyle bir durum var. Bir dönem filmi çekiyorsunuz ve dönem filmi çekmenin elbette ki mutlaka zorlukları var. Gerek çekiminde, gerekse o dokuyu yaşatabilmek adına çok büyük zorlukları var. Ama öyle zannediyorum ki hem ekip hem de yapımcı Mine Hanım sayesinde o zorluklar birazcık daha kolaylaşmış. Burada yönetmenimiz İsmail Eren Özkul Bey'in çok büyük şeyi var. Esas onun fantazisi, onun hikayesi ve onun birikimleriyle hayat bulmuş bir film bu. Ve ön hazırlığı çok ciddi yapılmış bir proje. Fantastik bir hikaye, basit bir şey. Çünkü neticede hepimiz burada da anlattığımız insanla ilgili bir şey. Yani hepimiz insanız, tarihte geçse. Tarihte tekerrürden ibaret ama burada bir hoşgörüyle yaşanan bir başka şey var. İstanbul'da yaşanmışlık var, Bizans var. Geçmişte bütün bu şeyler, ticaret hayatı, işte ilişkiler, çıkarlar, bunlar hiç değişmeyen, hep insana has özel şeyler var. Bütün onları da deneyim ve tatlı, eğlenceli bir şenliklerimiz öyle. Çok. Alper Bey, tabii sizde bir ayrı bir heyecan olsun. Bu arada tabii şeyi de hatırlatayım ben sevgili seyircilerimize. Siz gala gecesinde de tabii bir kaza atlattınız. Evet, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. O da filmimizin... Hepinizi korkuttu hakikaten. Filmimizin nazarlığı olsun diyelim artık. Ucuz atlattık tabii o arabanın içinden. Sağ Allah'ımıza şükür ki burnumuz kanamadan çıktık ailemle ama... filmin nazarlığı olsun. Evet, hakikaten. Peki, şunu söylemek istiyorum. Aslında siz tabii uzun yıllardır film yapımcılığı yapıyorsunuz. Bunu biliyoruz yani.
Bu anlamda Mine Varga bu filmi hayatının neresine oturtuyor? Ha, güzel. Güzel bir soru. Bu benim için de, şu anda en son yaptığım için de en son ve çok keyifle çalıştığım bir proje olduğu için benim ve de tarihi bir dönem filmi olduğu için bir ilk. Hı hı. Ve de bana çok güzel şeyler yaşattı, çok güzel şeyler öğrettiği için de çok önemli bir yerde hayatımda da önemli yani yaptığım işlerin içerisinde. Büyük bir deneyimdi. Çalıştım, yeni tanıştım. Böyle bir şey sormak bütçe, doğru olur mu bilmiyorum. Yok yani yapımcı olunca hep bunlara alışırız biz yani soruyorlar. Biz de klasik hemen ona verecek. Ben de çekine çekine sorayım. Ona alışırız yani verecek cevabımız hazır. Bu da yani çok mütevazi bir şey değil. Bütçesi hani öyle çok küçük yapılmış ya da çok abartılacak. Yani 10 milyon dolarlarla yapılmış bir şey değil ama kendi çapında yani şu anda 4'ü geçmiş durumdayız. Biraz daha açılabilir. Öyle mi? Çünkü böyle oluyor. Yani film şimdi başlıyor. Mesela benim diğer filmlerimde de öyle oldu. Yani 3 diyoruz, 4 oluyor, 4,5 o yavaş yavaş gidiyor. Zıplıyor değil mi? Zıplıyor çünkü bir şimdi film o projenin ihtiyacı olan şeyler var. Şimdi ben bu bittikten sonra diyorum ki şunu da yapsak, bir de şöyle bir şey yapsak. Şimdi bunlar hep ek bütçeler gerektiriyor. İnşallah o imkanları da yaratır. Yani bunun için yurt dışına açılma, yurt dışında festivallere katılma şeyi şansı var. Yani film bittikten sonra daha iyi anlıyorsunuz görünce. Öncesinde yani, de bunları hayal ediyorduk tabii. Mesela ben şimdi bunu bu filmde inşallah şey yapacağız. Yabancıların seyretmesini istiyorum. Mesela İngilizce altyazı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bir sürü yaşayan yabancı var, İstanbul'da da yaşayan. Onların hiçbir Türk filmini görmüyor. Göremiyorlar veya anlamıyorlar. Biz onlara işte İngilizce altyazı ya da Güneydoğu'da şimdi böyle bir açılım şeyi var. Belki orada bir başka altyazı şeyi olabilir. Ya güzel bu olur. Çalışmalar içerisindeyiz. Bunlar, güzel olur. Yani filmi mesela sadece kendi bünyesinden çıkartıp hani bize özgü bünyesinden çıkıp internasyonel seviyeye taşımak elbette ki şimdi bunların önemli. Hepsi tabii ilk başta filmi yaparken siz sadece senaryoya sadık kalıp senaryonun gerektiği şeyleri yani ben yapımcı olarak ben bu böyle bir şey olur şöyle bir şey yapmak onları o şartları oluşturmaya çalışıyorum ama film bittikten sonra şimdi onu bir başka yere sıçratıyor. Peki ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Dolayısıyla o bütçeler biraz yukarıya doğru çıkıyor tırmanır. İşte inşallah. Peki hakikaten şunu merak ediyorum. Hani az önce de işte bahsettiniz ya gerçekten şenlik havasında geçen bir film dediniz. Hatırınızda kalan böyle sette hiç aklınızda kalan bir anı var mı başka? Ben bir tane anlattım mesela. Evet evet Alper. Benim de film başlarında Sümer abinin, Sümer Tilmaç abinin tezgahına ben aslında boykot boykot değil mi? Sabotaj yaptırıyorum. Ve aslında oradan çıkıyor bütün her şey. Onun çekimleri çok keyifliydi. Yani ürktü insanlar tabii. Çok kalabalık bir sahne bir de. Birkaç kere kaçışıp yerlerde yuvarlandığımız oldu. Hatta bana şey dediler önce işte ben o şenlik alanına gelmişim ve çok kızgınlıkla bakıyorum. Çünkü mekanikçilere, mucitlere karşı bir veziri oynuyorum. Ve baş vezirin yerine geçmek isteyen bir veziri oynadığım için baş vezir de o insanlara iltimas geçtiği için daha hoşgörülü davrandığı için ben biraz daha şeyim, agresifim onlara karşı. Bana dediler ki burandan bir şey geçsin. Havai fişek. Nasıl yani dedim. Ya burandan geçecek dediler. Sen de böyle korkacaksın, kalacaksın. tamam dedim. Sonra dediler ki senin yerine başka bir arkadaşı, dublör bir arkadaş oynasın. Ben çok karşıyım ona. Yani yapabildiğim kadar elimden geldiğince asıl kişinin oynamasından yanayım. Çok zor ikna ettim hocamızı. Ya hayır. Ama güzel bir prensip bu. Dublör olmasın, ben olayım dedim. Sonra vazgeçildi o plandan. Belki de iyi ki vazgeçildi. Belki de. Güzeldi o atlamalar, zıplamalar, kaçışmalar. Hoştu yani. Bir de tabii şunu da soracağım. Ahmet Mekin gibi çok usta bir oyuncu var. Onlarla Sümer Tilmaç var. Onlarla oynamak nasıl bir oyuncu olur? Yani Ahmet Mekin uzun yıllardır da herhalde anladığım kadarıyla. Nasıl ikna ettiniz? Aslında önce onu sorayım. Yani Ahmet Mekin hakikaten çok bizim için tam aradığımız kişiydi. Yani filmdeki karakteri zaten onun şeyiyle başlıyor. Bir saraydan işte ayrılıyor artık. Emekliliğini diyelim. Beratını alacak ve işini bırakıyor usta.
Tam karakteri hayal ettiğimiz bir tipti. Onun için biz de ona durumu anlattığımız zaman o da bizi çok şey yapmadı yani. Üzme. O da çok sevdi. Çok önemli bir karakter çünkü filmde. Hakikaten çok mutlu olduk. Şimdi düşünün başka kim olurdu hiç aklıma gelmiyor. Yani. Ya filmi seyrettiğim zaman çok çok iyi oldu. Sümer Tilmaç öyle. Tabii. Çok önemli. Yani. Genç, tabii gençlerin bu şeyden yani inandırıcı olmasını istedik biz. Bir de bu karakterlerin. Onun için şimdi bizle olamadılar. Evet. İlker de rahatsızlandı Ayfer'in de ama dileriz çok önümüzdeki şeker, programlarda evet. Biz de kendilerini Ayfer ve İlker çok tatlı bir çift ağırlamak oldu isteriz burada. Şimdi programımızın sonuna doğru geliyoruz ama bir kelime bir cevap bölümümüz var. Birazdan birlikte olacağız. Sanat Kafede Şenlik Name Bir İstanbul Masalı ekibiyle sohbetimize devam ediyoruz. Aslında bir kelime bir cevapla devam ediyoruz sevgili seyirciler. Sıradan başlıyorum. Renk. Mavi, huzur. Hayat. Kırmızı. İnternet. Sanal ortam. Gereksiz. Sanal. Gereksiz mi? Gerekli olduğu dönemler de var ama. Ayrı. Ya. Acımasız olmayalım. Ayrı. Gerekli ama monoton bence. Monoton. Tamam, günümüz çağ yani olması gereken olması diye. Evet. Sanatçı. Yaratıcı. Bence kendi olabilen. Değerli. Şiir. Rahatlık. Değil mi? Veriyor insan. Çok. Dinginlik. Dinginlik. Duygu. Tatil. Kebap. Özlediğim bir şey olduğu için özlem diyeceğim yani. Uyku. Doğru, hepimizin ihtiyacı var. Tiyatro. İnanç, çaba, sevgi, kutsal bir yer. Evet. Yeni girdim içine nasipse ama çok keyifli bir şey. Emek. Emek. Demokrasi. Olması gereken. Olmazsa olmaz. Vazgeçilmez. Özgürlük. Olması gereken. Aynen. En önemli. Peki son olarak filminizi sorayım. Şenlikname Bir İstanbul Masalı. İzlenilmesi gereken. Kesinlikle. 104 dakikalık film hayatımdaki en iyi anlardan birisiydi seyrettiğim an yani. Güzel. Seversiniz inşallah. İyi seyirler ya da öyle değil. Ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Biz çok keyif aldım. Çok teşekkür ederiz. Şunu dilerdim gerçekten. Çok daha fazla uzun dakikalarca sizinle sohbet etmeyi çok isterdim. Çok keyifliydi. Çok çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür sevgili seyirciler, Samanyolu Haber'de Sanat Kafe programında bugün Şenlikname Bir İstanbul Masalı ekibini ağırladık. Programımızı 1991 yapımı Yatağımdaki Düşman filminden çıkan bir replikle kapatıyoruz. Korkularımızdan kaçarak kurtulamayız. Bu akşam aynı zamanda Lütfü Kırdar'da saat 20'de Ahmet Kaya'yı anma gecesi var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Bunu da hatırlatalım istedik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.